İçindeki katrana bakın. Resmen kanser olmuş. Tümör büyümüş. Ameliyat çok gerekmiş. Arkadaşlar bir sonraki videoda motor içi kirleri nasıl temizlenir? Tamamen ayrıntılı bir şekilde hepsini anlattım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Ford Expedition. Amerikan aracı. Bir Jeep türü SUV aracı. Normal bildiğiniz Jeep'lerin neredeyse iki katı yüksekliğinde. Bildiğiniz normal Jeep'ler şu büyüklükte oluyor, Range Rover. Fakat bu araç bu şekilde. Araç 3.5 twin turbo benzinli araç. Araçtaki sıkıntı arkadaşlar, ilk marşta sabahları motordan ses geliyor ve zincir ve gerge takımının değişmesi gerektiğini düşündük ve kontroller sonucunda bu şekilde gördüğünüz gibi yağ çubuğu tamamen katranlaşmış ve yağ içinde. Bakın, eğer yağ çubuğunun üzerinde bu şekilde ise motorun içini atıksız düşünün. Bir de genelde bu aralar sahte yağlar çok yaygın. Ondan da kullanmış olabilirler. Geç yağ değişimi de bu şekilde yapar yine. Müşteriye bilgi verdik. Bütün bu işlemi yapana kadar, zincir setini değişene kadar motor indiririz. Tekrar bozulma riski olmaz. Bu yüzden motoru aşağı alacağız, komple dağıtacağız. En ince deliklerine, en ince detaylarına kadar komple bir temizlik yapılacak. Araç V6 bu arada. Şu anda motoru sökmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu araçtan ilk defa söküyorum. Bu tür şeylerde sökerken çok dikkatli davranmak gerekiyor. Sökerken bazen gerektiği yerlerde fotoğraf da çekebiliyoruz. Video da çekebiliyoruz. Söktüğümüz parçaların yerini ezberlemek için bazen bu şekilde ilk defa sökmede mutlaka bu tür şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü bu motorlar çok karmaşık. Çok teferruatlı, çok aksesuarlı bir motor. Sadece bu değil, herhangi bir ilk defa söktüğümüz araçlar için. Sadece ilk defa söktüğümüz zaman bu şekilde uyguluyoruz. İkinci bir sökmede hiçbir şeye gerek duymadan direkt söküp dağıtabiliyoruz. Sökerken de sentesini kontrol ede ede emin olarak söküyoruz. Bilmediğimiz bir sente olduğu zaman sormak da ayıp değil. Tanıdık bu tür araçlarda çalışan arkadaşlara da sorabiliyoruz bazen. Çok geç yağ değişimi de kalitesiz yağlardan bu halleri alıyor. Şu an motoru sökmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar her tarafı söktük. Sadece aşağıdan şanzımanı ayıracağız. Şanzımanı motordan ayıracağız. Bakacağız şimdi kurtarır mı kurtarmaz mı diye. Dediğim gibi arkadaşlar, bakın şuradaki mesafe biraz içeride olduğu için bizi biraz zorlayacak. Zincir bağlama yeri burası. Şuradan şuraya çapraz şekilde bağlayacağız. Şuradan önümüzde bayağı bir mesafe var. Şuradan kurtarır gibi. Yan taraflar da bayağı bir geniş. Buraları boşalttık. Motor takoz civataları hemen şuradaki 3 tane civata. Sökmesi çok basit, rahat. Büyük bir motor ama geniş olduğu için bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Aşağıdan bakalım nasıl kurtaracak. Ona göre hesabımızı yapalım. Gördüğünüz bütün teferruatları söktük. Şu anda temiz bir yere bir kenara alacağız. Geçici olarak şu anda yere koydum. Tek başıma çalıştığım için. Arkadaşlar şu anda buradan marş motorunu söktük. Marş motorunu söktükten sonra şurada bir kapak var. O kapağı çıkardıktan sonra buradan tribünü görebiliyoruz. Şimdi büyük ihtimalle motoru bu şekilde çıkarırsak takarken çok zorlanacağız. Bu yüzden öncelikle şanzımanı ayıracağız. Egzozu, şuradaki traversi sökeceğiz. Şaftı da alacağız. Çünkü bu şekilde takmaya kalkarsak tribün ters taraftan civatalı olduğu için
bunları karşılamak biraz zor olacak. Bakın tribün geriye gitmiyor. Biz sumunları söktük. Şu an tribün boşta. Motoru şanzımana geçirmek biraz sıkıntılı olacak. Bu yüzden motoru şanzımana geçirmek daha rahat olur. Bu yüzden öncelikle şanzımanı ayıracağız. Fesatı buradan ayırdık. Üst taraftan da benzin boruları geçiyor. Şanzımanı arka taraftan indirdikten sonra üst taraftan her şeyi boşaltacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi yakıt boruları hepsi şanzımanın üstünden motora doğru gidiyor. Şu an şanzımanı alacağız. Evet, şu anda şanzımanı çıkardık. Şanzımanı zaten şurada yerde. Bu şekilde motor şu anda boşta. Sadece arkasını şuraya boşaltacağız. Herhangi bir sensör ya da fişlerde sıkışma olmasın diye. Şu an tesisatı ayarıyoruz. Son bir bağlantısı kaldı burada tesisatın. Çekip motoru dışarı alacağız. Motor kulaklarını da buradan çekeceğiz. Yukarıdan civatası yok. Öncelikle somunu geçirip civatayı saplamayı çekeceğiz. Bu tarafta 3 tane yukarıdan civata var. Buranın tam tersi. Sökmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda motoru söktük. Dışarıda gördüğünüz gibi çok karmaşık bir motor. Çok teferruatlı bir motor. Sökerken takmayı da düşünerek hesabımızı yaptık. Hemen aracımız burada. Birazdan dışarı alacağız. Evet arkadaşlar, şu anda motoru masaya aldık. Dağıtma işlemini burada yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sanırım yağ değişmiyorlar. Aracı şoföre teslim ediyorlar. Burada genelde Hintli, Mısırlı, Bangladeşli ve diğer ülke vatandaşları şoförlük yapıyor. Her bir yerlinin yaklaşık 5-6 aracı vardır. Bu yüzden şoförlere para verip yağ değişimi yaptırıyorlar. Çoğu şoför de parayı cebine atıyor. Bu yüzden bu halleri alıyor. %90'ı böyle. Çok kalitesiz yağ da kullananlar da var. Hem kalitesiz yağ hem geç yağ değişimi. Yazık yani bu. Evet arkadaşlar, bakın şu anda günlük kapağını açtım. İçindeki katrana bakın. Resmen kanser olmuş. Tümör büyümüş. Ameliyat çarp gerekmiş. Thank you.
Şu anda sentezini bulmak için kasnağı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Kasnakta hiçbir işareti yok. Büyük ihtimalle bütün işaretler zincirde, kitleme yeri de yok. Hiçbir rakamda hiçbir işaret yeri de yok kasnağın üzerinde. Bu şekilde gördüğümüz gibi motoru yukarı çevirdik. Tam tur. Şu anda burada işaret de gözükmüyor. Pistonu üst doğru noktaya getirelim. Bakalım işaret falan çıkacak mı? Renkli halkalar zaten zincirin üstünde gözüküyor. Büyük ihtimalle bir sıkıntı olmayacak. Sentemizi rahat bulacağız. Evet, şu anda göz kapağımızı çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorun hali berbat. Bakın, bu şekilde hiçbir şekilde motor temizleyici katkısı kullanmak hiç doğru olmaz. Buradaki bütün katranlar karteleyecek ve süzgeci tıkayacak. Motoru yeme ihtimali %90. Belki ilk başlarda yemeyebilir, fakat bu katranlar kartere süzüldükçe, süzgeci tıkadıkça bu halleri alacak. Bakın, tornavida ile biraz zor kazınıyor. Yağ çözücü, katran çözücü maddeler konulduğu zaman hem yataklara zarar verecek, hem de burada gördüğünüz bütün kirler tamamen motorun içindeki tüm ince delikleri, hassas delikleri tıkayacak. Bakın, biri bana anlatsın, şuradaki kirler kartere inerse ne olacak? Şu anda komple dağıtalım, karterin içini de göstereceğim. Büyük ihtimalle karterin içi de süzgeçte içler acısı. Tamamen kanser olmuş. Gördüğünüz gibi ameliyatsız tedavi kesinlikle işe yaramaz. Daha fazla masraf çıkarabilir. Bakın karterin içi, bu da motor bölümü, motor alt bölümü karterin üst tarafta, bu da yağ süzgeci arkadaşlar. Bakın şu anda bile %60 tıkanmış şekilde. Düşünün artık o kirler aşağı indikten sonra ne olacak bu süzgecin hali. Bakın karterin içi ne halde, resmen çamur. Şöyle bir hayal edin, buraya bir tane katlı koydunuz motorun içinden üst taraftan. Araç çalışır vaziyette. Bu kirler hepsi çözüldü. Karter yendi. Süzgeç zaten %60 tıkanmış. Daha beter tıkanacak. Kesinlikle bu tür şeylerde motor sökülmeden katkı koyup da motor içi temizliği yapmanızı tavsiye etmem. Motorun ömrü daha kısa olur. Yataklar çizilir. Yağ basıncı düşer. Süzgeç tıkanır. Masraf 3 iken 10 olur. Bu şekilde tamamen şimdi dağıtacağız. Bakalım daha neler çıkacak. Thank you.
Evet arkadaşlar, şu anda pistonları çıkardık. Bakın pistonların hali aşırı şekilde krom bağlamış. Sekman araları krom tutmaktan yapışmış. Hatta yağ sekmanların araları da bayağı bir krom tutmuş yanık yağdan. Bakın sekmanlar düzgün hareket etmiyor, çok rahat değil. Motoru son anda kurtardık. Yani belki 15-20 gün bu şekilde kullansaydı motoru tamamen yiyecekti. Yataklarda herhangi bir çizelme yok. Yepyeni duruyor yataklar. Fakat değişecek takım olarak. Bakın hatta şimdi göstereyim. Şurada zincir gergesinin bindiği yer tamamen krom dolu. Bu yüzden tam doldurmuyor. Basınç yapmıyor ve zincir sesi yapıyor. Pistonlar birazdan rektifiye gidecek. Temizlik için ve ölçüm için sindir kapaklarına göndereceğiz. Bakın tamamen kir dolu. Şu anda enjektörleri söküp hazırlayacağım. Rektifiyeci gelip alacak. Hem rodaj hem temizlik için. Eksentrikler burada kalacak. Ben temizlikten sonra göndereceğim. Swap ayarı için lazım olacak. Rektifiyeci için. Fincanlarımız da burada. İşaretledim. Hepsini numaralandırdım. Bu da arka keçemiz. Tamamen kirlenmiş durumda. Şu an motor temizliği nasıl yapılır onu size göstereceğim. Ayrıca ona bir video yapacağım. Bunların hepsi rektifiye gidecek. Bakın yağ süzgeci %60 tıkanmış. Evet, biraz daha kullansaydı tamamen tıkanacaktı. Evet, burada yağ pompamız, zincir, kazaklar ve civatalar var burada. Pompa değişecek zaten. Bu da selonet, eksantrikleri ayarlayan parça. Yağ basıncını düzenleyen parça. Bu da gergesi. Burada ince delikler var. Yağ kanalları. Şu anda hepsini temizlik için bir kabın içine koyacağım. Bakın şu anda elime örnek bir parça aldım arkadaşlar. Şu yağ eksantriklerin yağ basıncını düzenleyen, manusları düzenleyen parça. Bu da ortadaki destek bilyası. Bakın o kadar sert ki üzerindeki kromlar kazıyarak bile çıkmıyor. Şu anda üzerine bir tane yağ çözücü koyacağım. Bakın elimdeki kirden belli oluyor. Kabasını aldıktan sonra, bakın kabasını almama rağmen üzerine yağ çözücü sıkacağım. Bu yağ çözücünün sadece bir tanesi nereden baksanız 25-30 TL civarı. Sadece şu parçaya bakın ne kadar sıkacağım. Bekleteceğim yaklaşık 20 dakika. Göreceğiz ne olacak. Şu an yaklaşık bir 10 dakika geçti. Köpük hala üzerinde. Biraz daha sıkacağım. Sıktıkça sıkacağız. Bakalım hangi yöntem daha etkili olacak. Bunu daha önce ufak malzemeler için kullandım. Biraz etki yaptı. Fakat daha ağır olduğu için bu kirler. Bunu da denemek istedim. Bakalım ne olacak. Evet, şu anda yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle herhangi bir çözülme olmadı. Çok hafif. Yani bundan nereden baksanız şu parçaya bir tane komple sıksak ancak temizlenir. Bunun fiyatı da nereden baksanız 25-30 TL civarı Türk parasına göre. Yani bakın şu anda benzinle de yıkayacağım. Bakın benzinle yıkamama rağmen benzin bile çözmüyor. Tek elimle olduğu için biraz zor oluyor. Bakın önce bu kadar temizleniyor. Ve hala kuru. Hiçbir şekilde yumuşak değil. Şimdi size bir yöntem göstereceğim. Bir sonraki videomda ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şu anda ben bu parçaların hepsini bahsettiğim yöntemin aynısını uygulayacağım. Şu anda videoyu yüklemişim. İkisini bir yayınlayacağım. Hep beraber görelim.
Evet arkadaşlar, şu anda parçaların hepsini buradaki yarım fıçının içine koyduk. Yağ fıçısı varil diyelim. Gördüğünüz gibi parçaların hepsi burada. Her şeyi içine attık. Yağ süzgecimiz, eksantrikler. Kürtler kapakları, kullanışlar dahil hepsini attık. Şu anda nasıl temizlenir? Bir sonraki videolarda ayrıntılı bir şekilde size göstereceğim. Bir sonraki videoda daha doğrusu. Onu yükledim zaten. Öncelikle biraz benzin. Gerisi bir sonraki videoda da. Bakın arkadaşlar, daha ilacı koyar koymaz nasıl bir tepkime oldu. Bütün kirleri yavaş yavaş çözmeye başladı. Daha şu an yeni koydum. Tüm ayrıntıları takip edin. Şu anda hava basıyorum ki kirler yüzeye çıksın. Arkadaşlar, bu temizliğin detaylı bir şekilde anlatımı bir sonraki videomda. Videonun ismi: motor içi kirleri nasıl temizlenir? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağ üst köşeden, i-kartından, izleme butonundan bir sonraki videoya ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.